Tanıtım seferinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Samsung cihazları sıfırladığımız zaman karşılaşılan bir sorunu hep beraber çözümünü anlatacağım. Öncelikle sorunumuz şu: Samsung cihazımızı oturum kapatmadan sıfırladığımız zaman sizden tekrar kurulum için bu Gmail hesabını istiyoruz ve siz bu Gmail hesabını unuttuysanız veya hatırlamıyorsanız cihaz kesinlikle açılmıyor. Sizden sadece o Gmail istiyor. Şimdi hep beraber bunun çözümüne bakacağız. Öncelikle cihazımızı normal bir şekilde kuruyoruz. Şöyle hemen Türkçeyi seçelim. Wi-Fi'mize bağlanıyoruz. Evet, onaylayarak kullanımıza devam ediyoruz. Buraya kadar normal bir şekilde telefonunuzun kurulumunu tamamlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bizim asıl olayımız, asıl sorunumuz şimdi bu noktadan sonra başlıyor. Gördüğünüz gibi bu cihaz sıfırlandı. Devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir Google hesabıyla oturum açın diyor. Yani sıfır bir hesap değil de bu cihazda daha önce oturum açılmış, daha önce kullanılan hesabı istiyor. Ve siz bu hesabı bilmiyorsanız, bu hesabın şifresini hatırlamıyorsanız kesinlikle cihazınız açılmıyor. Şimdi sizlerle beraber onun çözümünü göstereceğim. Öncelikle şuraya tıklıyoruz. Klavyemiz açılıyor. Klavyede gördüğünüz gibi ayarlar tuşu var. Bu ayarlar tuşuna basıyoruz. Şu şekilde bir menü açılıyor. Ana ekran tuşumuza 3-4 kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi Tollback ettim diyor. Şimdi cihazımıza şöyle bir L şekli çiziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Tollback menüsü karşımızda. Tollback ayarları diyoruz. Tabi tek tıklamayla açılmıyor. Birkaç kere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlar açıldı. Şimdi tekrar ana ekrana birkaç kez tıklayarak Tollback'i devre dışı bırakıyoruz. Şimdi yapmamız gereken internete bağlanmak. Bunun için de şuradan gizlilik politikasına tıklıyoruz mesela. Buradan Chrome'u seçiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bir internet sitesine bağlandık. Telefonu açılmadan. Burada arama yerine Google'ı açıyoruz mesela. Google'a şunu yazıyoruz: Who is Shortcut Maker? Quick Shortcut Maker açıyoruz. Evet, aramalardan birçok site çıktı. Şundan indirelim mesela, 524 yazandan. Evet, sitemize girdik. Biraz alta indiğim zaman şuradan Download APK diyor. Uygulamayı hemen indirip telefonunuza kuruyoruz. İndirmeyi onayladık şimdi. Evet, uygulamamız indirildi. Hemen aç diyoruz. Yükleme engellendi diyor. Tabii şimdi Google Play Store dışında bir yerden indirme yaptığımız için bunu telefon yüklemiyor. Siz buradan ayarlardan bilinmeyen kaynakları etkin yapıyoruz. Tamam diyoruz. Evet, şimdi açıldı uygulamamız. Hemen kur diyoruz. Evet, uygulamamız yüklendi. Hemen aç diyelim. Evet, şimdi uygulamamız açıldı. Şimdi bu arama yerine şunu yazıyoruz: TorchWiz. Evet, TorchWiz yazıyoruz ve Torch ana sayfa diyoruz. Hemen bir altındakine tıklıyoruz. Şu şekilde bir sayfa çıkıyor. Burada try yazan yere tıkladığımız zaman, evet, gördüğünüz gibi telefonumuz şu an aktif oldu. Herhangi bir giriş, herhangi bir Google hesaba giriş yapmadan şu an telefonumuz açıldı.
Şimdi dilerseniz size biraz bu sorundan bahsedeyim. Bu neden bu şekilde telefonu sıfırladığımızda direkt olarak sizden eski bir senkronize edilmiş hesabı istiyor, ondan bahsedeyim. Hemen ayarlara giriyoruz. Bu cihaz hakkında diyoruz ve yazılım bilgisinden yapım numarasını birkaç kez tıklıyoruz. Ve geliştirici modu aktif ediyoruz böylelikle. Daha sonra geliştirici seçenekleri geldi buraya. Geliştirici seçeneklerinden bizi ilgilendiren kısım OEM ile kilit açma. Şimdi nedir bu OEM ile kilit açma? Bu OEM ile kilit açma kapalı olduğu zaman telefonu sıfırlarsanız sizden telefonu geri açmak istediğinizde sizin hesabınızı soracaktır. Yani gerili olan hesabınızı soracaktır. Eğer bunu kapalı yaparsanız, yani açarsanız, etkinleştirirseniz telefonu sıfırladığında herhangi bir hesap girmeden direkt o hesap açma sekmesini atla dediğinizde direkt olarak atlıyorsunuz ve telefonunuz direkt olarak açılıyor. Yani bu nasıl bir uygulama diye şöyle tarif edeyim. Diyelim ki telefonunuzu kaybettiniz veya çaldırdınız, başka birinin eline geçti telefonunuz. Bu telefonu kişi sıfırladı ve telefonunuzu kullanmaya çalıştı. Bu etkin olmadığı zaman da biraz önce olduğu gibi sadece sizin girdiğiniz hesabı girerek açabilecek telefonunuzu. Fakat siz bunu etkinleştirirseniz kişi telefonu sıfırladığı zaman direkt olarak telefonu açabilecek. Bu böyle bir uygulama, yani güvenlik uygulaması diyelim. Evet arkadaşlar, şimdilik bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Umarım telefonunuzu bu şekilde halletmiş olursunuz. Daha çok bu tarz video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.